kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün adamı yeniliyoruz. Umarım part 1'de yani bir videoda bitirebilirim bu yenileme işlemini. Çünkü bir sürü kargom geldi. Bir sürü değil, birkaç tane. Odamda küçük bazı değişiklikler olacak ve bunları hep birlikte yapacağız. Her sene odamın bazı yerlerinden sıkılıp değiştiriyorum aslında. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Öncelikle biliyorsunuz ki benim çalışma masamın, şuradaki çalışma masamın hemen yanında kocaman bir kitaplık var. Ve kitaplık o kadar büyük ve yer kaplıyor ki ihtiyacımın olmadığı kadar yer kaplıyor. Ve ben de bu durumdan sıkıldım. O kitaplığı gönderiyorum. Odamdan çıkartıyorum. Onun yerine bu aparatif iki tane raf aldım. Bunlar beklediğimden biraz küçük geldi. Ama güzel duruyorlar. Rengi de beyaz. Bunu ders çalışma masamın yan tarafındaki o kitaplığın kalktığı duvara koyacağım ki orası boş kalmasın. Üstüne işte kalemlerimi vesaire koyabileyim diye. Boya aldım. Bunu da açayım hemen. Bu arada kargoları açmadım bilerek. Bu boya ne boyası biliyor musunuz arkadaşlar? Koltuk boyası. Benim tekli ve ikili olmak üzere iki tane koltuğum var ve ikisi de pembe üst kısımları. Alt kısımları beyaz. Ben de pembe koltuk yani bu yaştan sonra artık odama çok yoruyor, göz yoruyor pembe olması. Ve odamın teması gri olduğu için o koltukları griye boyayacağım. Eğer mahvolursa her şey çok kötü olacak annem, o yüzden bana oradan bakış atıyor. Ama mahvolacağını düşünmüyorum. Bence çok güzel bir şekilde halledeceğim onu da. Bu da koltuk için aldığım boya. Umarım yeterli olur boyarken. Boyama işini yarın yapacağım. Çünkü kuruması lazım. Okuldan geldiğimde sabah erkenden boyama işlemini halledeceğim yetiştirebilirsem. Şu anda hani öyle bir vaktim yok boyayacak. Yani boyayabilirim. Vaktim var ama hava karanlık. Sarmaşıklar aldım. Bunu da açayım hemen. Birkaç tane. Bunları da odamın böyle çok düz duruyor bazen. Duvarlar bana çok düz geliyor. O yüzden 2,5 metrelik tam tamına 4 tane sarmaşık aldım. Ya boyutları baya baya uzun. O yüzden bunu mesela yarım kesip de kullanabilirim. Bunu böyle duvardan sarkıtmayı düşünüyorum biraz da aslında. Açayım hemen. Bir tanesinin boyutu bu kadar. Baya büyük. Ve bunlardan tam tamına 4 tane var. Bunları da koyuyorum kenara şimdi. Son olarak bir tane daha kargom var. Aslında bir tane daha kargom var ama o hala gelmedi. Yarın gelecek. Zaten videoyu yarın çekmeye devam edeceğim için yarın göstereceğim onu. Bu kargomda bir poster. Bunu çok beğendim. Görünüşü çok hoşuma gitti. O yüzden aldım. Göstereceğim şimdi. İnşallah zarar görmeden gelmiştir. Ve evet. Hazır mısınız görmeye? Biraz fazla renkliymiş. Fotoğraf da bu kadar renkli durmuyordu açıkça konuşmak gerekirse. Bunu da odamın güzel bir yerine asarım diye düşündüm. Odam çok grimsi durduğu için renkli bir şeyler katmak istedim odama. Bu da odamın herhangi bir yerine asabileceğim böyle bir poster. Bayağı renkli. Bunu da çift taraflı bantla ya da uhuyla bir yere yapıştıracağım. Arkadaşlar yavaştan yapmaya başlıyoruz. Odamı değiştirmeye başlıyoruz. İlk önce yapacağımız şey kitaplığımı çıkarmak olacak. Bu arada benim daha gelmeyen bir tane kargom daha var. Onun içinde de bir sürü poster var. O posterleri de duvarımın bir kısmına yapıştıracağım. Şimdi sizinle birlikte buradaki kitaplığı çıkaracağız. Ve annemle birlikte. Çünkü tek başıma çıkaramam. Öncelikle önceki halini göstereyim. Gördüğünüz gibi çalışma masam burada. Burada ise kitaplığım var. Çok derin ve çok büyük ve çok yer kaplıyor. Ben bu kısmı daha böyle ferah bir alan yapmak istiyorum. Kitaplarımı hani koyacak yerim var zaten. Buralara falan da koyabilirim. Bu kitaplık bana fazla büyük geliyor. Şimdi bunu buradan çıkarmaya çalışacağım tek başıma. Böyle olmaz mı? Asla çıkmıyor. Anne yardıma gel. Tamam. Önce şunu çıkaralım bence. Bu kolay. Yavaş yavaş. Bu üst kısmı. Aa bir de komik bir şey var. İşin komik kısmı bu kitaplığın arkası pembe renk. İlk taşındığımızda pembeye boyamıştım bu duvarı. Sonra ikinciye odamı boyattırdığımda burayı griye boyamamışlar işçiler. Maalesef. Şimdi bunu kaldırdım. Dolabı şey yapmamız lazım. Boşaltmamız lazım. Boşaltmamız neden? Ağır olur. Arkadaşlar şimdi bu kitaplığı boşaltıyoruz. Biraz zor olacak ama boşaltmamız lazım. Anneciğim gel yardım et sen. Bunları alıyorum buradan. Arkadaşlar şu an boşaltmaya başladık çünkü çok ağır bir ahşaptan yapıldığı için taşınmıyor. Annem bunu banyoya koyacağımızı söylüyor. Ben koymayacağımızı söylüyorum. Bakalım nasıl uzlaşacağız bilmiyorum annemle. Şu an her şeyi boşaltıyor annem buradaki iyice taşımak için. Birazdan bu dolap gidiyor. Annem eşyalarımı şey yaparken burada çıkarıyor şu an dolabı bu arada. Bari onu çekeyim.
Şu an dolap çıkıyor. Ta 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 tam. Ay burası pes pembe anne. Hiç uğraşmamış ve burayı boyamamış boyayan kişi. Değil mi anne? Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar maalesef işçi hatası yüzünden şurası, şu an burası pembe. Pembe kalsa kötü mü durur? Anne. Arkadaşlar ne yazık ki burası pembe ama bizim yanımızda gri boya var aşağı katta. Şimdi burayı boyayacağım, gri yapacağım. Kendi başıma duvar boyayacağım, inşallah becerebilirim. Ama fırçamız var mı ki anne? Ha? Bakarız. Tamam buluruz ya. Neyse ben de o sırada bari şuradaki posterlerimi çıkarayım. Bunları da bayağı eskiden yapıştırmıştım. Buraya zaten yeni posterler gelecek. O yüzden rahatça sökebiliyorum. Bunlar böyle duvarda iz bırakıyor ne yazık ki. Duvarı da soydum. Boyam hazır. Bir önceki oda boyamamdan kalan boyayı kullanacağım. Şu an sulandırma işlemini yaptım. İyice karıştırıyorum boyayı boyamak için. Kokusu çok kötü bu arada. Gerçekten iğrenç kokuyor. Ve başlıyorum. Bismillah. Anne yerler batıyor. Dur. Arkadaşlar yerler battığı için ufak bir mola. Yerlere bir şey serip geliyoruz. Şuraları falan da boyayacağım. Şöyle bu pembelik full gidecek. Yere bezimizi serdik. Şimdi boyamaya başlıyoruz. Çok heyecanlı. Bismillah. Aa! Ay çok sulu bu. Bir şey söyleyeceğim. Böyle sulu olması normal galiba. Çünkü daha 2-3 tane daha kat atacağız. Abla ben de boyayabilir miyim? Ablacığım sen de boyayabilirsin tabii ki. Ben şuraya bir resim çizeyim önce. Dur. Siz bakalım. Dur. Boyayayım. Boyamaya devam ediyoruz. Defne boyayacak mısın? Boyayacağım. Defne'cim çok boyamız yok ama. Evet arkadaşlar şu an boyuyoruz gördüğünüz gibi. Güzel gidiyor. Yani ikinci katta falan kapanır diye düşünüyorum iyice zaten. Oluyor mu? Anne gel devam et kız. Annem duvarımı gri yaparken ben de koltuklarımı boyamaya karar verdim. Boyayacağım koltuk bu. Burayı boşaltacağım. Buradaki eski koltuklarımı Defne'ye vereceğim. Çünkü pembe ve küçükler bana artık. Ben bunu boyayacağım. Umarım rengi tutar yani bilmiyorum. Bakacağız. Anne fırça var mı? Başka yok mu? O zaman annemin duvarla boyadığı... Anne o fırçayla... Niye olmasın? Makyaj fırçasıyla boyasam ne olur? Anneanne bana bulaşık süngeri versene. Bulaşık süngeriyle boyayacağım. Boya kabıma böyle su koydum ve boyayı katacağım. Çünkü internette boyayı sulandırın diyorlardı. Hatta bu su biraz fazla. Bunu biraz döküp sonra boyayı koyacağım. Defne çekiyor bu arada. Hı hı. Güzel çekiyorsun değil mi? Evet çok güzel. Aa, açamıyor ki bu. Babamdan yardım iste. Açamıyor. Babamdan yardım iste bence. Git bunu babaya götür açtır. Hadi tamam. Sen becerirsin. Baba! Tam enayi ya. Şimdi boyayı katacağım çok korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır hayır. Ha şeyi aç. Aa, şeyi açık değil. Bunu nasıl açacağız? Git şimdi bunu bir daha babaya götür dersin. Hayır hayır. Evet döküyorum. Oh my god. Hepsini döktüm kafamı öpeyim. Gerçekten niye hepsini döktüm ki? Dur bir dakika ben. Dur dur dur. Dur. Tutayım. Dur dur. Kamerayı. Bunu bir kenara koymamız lazım. Ben koyarım onu. Aa yerlere döktüm. Şimdi bunu karıştıracağım. Evet karıştırıyorum arkadaşlar. Bayağı boya çıktı bu arada. Fazla kalan boyayı hani sonradan saklayabilirim. Şimdi boyama işlemine geçiyoruz. Karıştırdım iyice böyle. Abla ben. Evet ilk olarak bulaşık süngeriyle boyayacağım. Çünkü buna uygun bir fırça bulamadım evde. Oha çok güzel. Şaka mı bu? Çok güzel oluyor. Bayağı iyi bir şey değil mi? Çünkü çok pigmentli bir ürünmüş. Şu an koltuğun bu şekilde bir kısmı bitti. Daha birinci kat olmasına rağmen çok güzel bir şekilde kapattı açıkçası. Ben çok beğendim. Şimdi arka taraflarını falan da biraz boyamaya başlayacağım. Bayağı güzel gidiyor şu anda. Biraz yorucu ama ben çok memnunum. Devam ediyorum boyamaya. Koltuğun büyük bir kısmını boyadım ve azıcık boyam kaldı. Şu kısmını bayağı batırdım ama o kısmına ben
şuradaki gri koltuk örtümü serip kapatmayı düşünüyorum. Yani o kısma boya değdirmeyi düşünmüyorum. Çünkü hem gerek yok, hem çok zor, hem boya bitti, hem parmaklarım koptu yani. Ve birinci katta bile bence bayağı iyi sonuç aldık. Şu an daha kurumadı. Kurduktan sonra böyle ılıcılı yerlerini biraz daha tabii ki arkadaşlar boyadı. Koltuk bitti. Buralarını da annem boyadı dayanamayıp ve çok güzel oldu. Mükemmel oldu. Siz de eğer odanızda bir koltuk falan boyamak istiyorsanız gidin alın. Mükemmel oldu. Bütün ailem şoktu. Anne ne düşünüyorsun? Güzel oldu mu? Koruyunca bakalım. Anne güzel oldu mu olmadı mı? Ya yeni alınmış gibi oldu. Çok güzel oldu. Duvar da bitti sayılır. Sadece ufak bir kat daha atacağız arkadaşlar. Bugün sadece koltuğu ve duvarı boyayabildim. Yarın rafımı takacağım. Bu boya iyice bitsin. Şimdi aşağıda uyuyacağım hatta bugün boya kokmasın diye. Yarın okuldan sonra çok işim var. Buradaki eşyalar gidecek. Onun yerine bu koltuk gelecek. Buraya raflar takılacak iki tane. Sonra posterlerim gelmiş olursa eğer posterlerimi takacağım. Sarmaşıklarım mı takacağım. Bu sarmaşıklarımı da nereye takacağım hiç bilmiyorum. Yani yatağımın buralarına falan takacağım büyük ihtimalle. Yani yarın aslında daha fazla işim var. Yarın ola hayrola yarın. Arkadaşlar ertesi gün oldu. Ben yine dışarıdaydım. Eve yeni geldim ve makyajıma bakın. Doğum günüm için böyle bir sim almıştım. Dayanamayıp şimdi yüzüme sürdüm nasıl durduğunu merak ettiğim için. Ve çok güzel durdu bence. Çok beğendim. Burada doğum günü vlogunu da birkaç gün içinde yükleyeceğim. Doğum günü vlogu geliyor. Çok güzel olacak doğum günüm. Euphoria temalı yapacağım. Bunda reklamını yaptım. Şimdi arkadaşlar dün en son bu duvarı boyamıştık ve bu koltuğu boyamıştık. Koltuğun her yerini boyadım. Çok güzel oldu. Sadece biraz sertleşti. Bunu ben zaten yorumlarda okumuştum sertleşeceğini. Ama yine de çok güzel yani. Kesinlikle çok iyi. Yani çok beğendim ben. Bu koltuk burada durmayacak tabii ki. Şimdi çalışma masasını halledeceğiz arkadaşlar. Çalışma masasını böyle çevirip hani bu duvar zaten küçük ya. Şu duvara rafları asmaya karar verdim. Şimdi annemi çağıracağım. Bu çalışma masasını yan çevireceğiz. Rafları takacağız. Onun dışında bugün kargom geldi. Kargonun içinden posterlerim çıktı. Posterlerimi de göstereyim hemen size. Böyle posterler toplam 60 tane var. Renkleri böyle pembeli membeli. Arada farklı mor falan da var. Bunları da yatağımın olduğu duvara ya da buraya yapıştıracağım. Burayı yumruklayıp kırmıştım. O yüzden galiba buraya yapıştıracağım. Bilmiyorum yani arkadaşlar daha o kadar fazla işim var ki. Çok işim var. Ya da buraya bir şey de asabilirim aslında. Ama burayı kesin kapamam lazım. O yüzden çok fazla işim var. Yavaştan başlıyoruz. Hazırsanız bugün artık bitecek bu iş. Anne hadi gel. Arkadaşlar şimdi çekmeye çalışıyorum. Büyük ihtimalle yapamayacağım. Oha çok küçülüyor. Necin kırılıyor altı. Bırak bırak. Ben bırak. Arkadaşlar ayağını kırdım. Şu anda çalışma masamı bu tarafa aldım ve şu an çok dağınık olmasına rağmen güzel görünüyor. Tabii ki buraları daha düzenleyeceğim o kalabalık olan yerlere. Burası şu an böyle okey mükemmel. Şimdi sarmaşıklarımı, posterlerimi falan yerleştireceğim. Posterleri şuraya yapmayı düşünüyorum. Sarmaşığı, evet koltuğu şimdi buraya taşıyacağız gri koltuğu. Taşıyoruz. Sarmaşık seni olan. Çık bakayım anneciğim bakayım ben. Oo bir şey söyleyeyim bence eski halinden çok daha iyi oldu ama... Benim bir fikrim var. Bence bu aynayı buradan alalım anne. Köşeye koyalım. Çünkü köşe koltuğu bu. Koyuyoruz. Bence gayet iyi. Çok iyi oldu anne. Ama bu ayna buraya olmadı. Değil mi? Çok tatlı. Oldu mu yoksa? Dur şunu bir kaldırayım. Şimdi sarmaşıkları nereye koysam? Buraya koysam mı? Şöyle. Bence bu ayna burada fena durmadı aslında anne. Şu anda burası böyle duruyor. Aa ama ben buraya raf yerleştireceğim. Buraya mı raf? Evet. Bence bu aynayı buradan kaldırıp rafı deneyelim mi? Sen taşıma ben deneyeceğim. Burada iyi oldu galiba. Arkadaşlar şu son hali şu şekilde. Bence çok daha modern ve genç durdu. Şimdi ben diyorum ki acaba anne bu komodini buradan kaldırıp buraya koysak boş durmasa hem. Hem de yatağı böyle çekip buradaki alanı açsak nasıl olur? Deneyelim mi? Çünkü burası çok boş kaldı. Ben buraya daha raf da yerleştireceğim. Burayı dinlenme köşesi yapacağım. Şimdi buradaki eşyaları kaldırıp bunu oraya götürüyoruz. Zaten önceden bir yere oradaydı. Olmadı ben bu komodinden bir tane daha alayım. Çok güzel. Beğeniyorum yani. Şimdi yine değiştiriyorum. Anneme değiştiriyorum. Bu sefer koltuğu bu tarafa alacağız. Yatağımı da iyice çektik. Komodini kaldırdık çünkü. Aynı köşeye. Ben koltuğu da biraz böyle çeviririm. Komodini de ortaya koyarım. Ya da komodini kenara koyarım. Hani en kötü. Şimdi daha iyi oldu. Arkadaşlar şimdi burası böyle oldu. Anne sen orayı bir çek. Ben bayağı beğendim. Şimdi rafları açacağım. Poşetim neydi daha? Hiç açmamıştım bunları. Bu raflar da yani biraz
İnternette daha büyük duruyordu açıkçası. Daha küçük geldi. İçinden çivileri falan her şey çıkıyor. Buradan yapacağız. Burada doğum günü balonlarım bile var. Odam şu an o kadar dağınık ki. Bunlar rafın bazı malzemelerin olduğunu anladım. Kullanım kılavuzu yok bu arada. Nasıl yapacağız? Şöyle iki tane raf zaten küçükler. Çok büyük değiller. Ben düşündüm ki birini böyle. Hani birini de böyle. Nasıl duruyor anne? Güzel. Güzel duruyor mu gerçekten? Hı-hı. Yemin et. Gerçekten güzel duruyor Yecinci. Şöyle bir yere. Hayır. Tamam, babamı çağır. Çivi takacağız. Babam bu rafları hallederken ben de bu posterleri şuradaki duvara asacağım. Çünkü çok çirkin duruyor o duvar. Şimdi çift taraflı bant alıp geliyorum. Buradaki duvarı kaplamaya başlayacağız. Öncelikle çift taraflı bantımı böyle boydan boya koyuyorum. Birazdan fotoğrafları yapıştıracağım için. Böyle. Şimdi çift taraflı bandımı ucundan tutup açacağım. Açabilirsem tabii. Bu zaten çok pratik bir şey. Sadece duvarı sökerken kötü duruyor. Orası biraz dezavantaj. Şimdi bir tane daha böyle yapacağım. Yani normal olarak. Böyle aralıklarla yapacağım birkaç tane. Yani her fotoğrafın altına çift taraflı bant yapıştırmak yerine bunu yapmak çok çok daha mantıklı. Hem daha düzgün duracak. Böyle açıyorum. Buradaki duvarım kötü ya. Kapatacağız. Çift taraflı bantı da Koçtaş, Ikea gibi yerlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Yine yapıştırıyorum. Çok pratik. Ah, biraz yamuk oldu. Neyse, çok sorun değil bence bu. Çok düz olmadı ama yine de kurtarır diye düşünüyorum. Biraz şöyle ortaları da yarım yarım yapacağım. Evet. Şimdi takmaya başlıyorum arkadaşlar. Kamerayı da bir kontrol edeyim. Evet, takmaya başlıyorum fotoğraflarımı. Bir sürü fotoğraf var. O yüzden hangisinden başlayacağımı bilmiyorum. Renkleri de çok fazla var hani. Büyük açıktan koyuya mı yapsam, koyudan mı açığa yapsam, inanın hiçbir fikrim yok. Galiba açıktan koyuya doğru şöyle dizeceğim. Böyle görünüyor. Bence çok muazzam. Açık renkler, karışık koyacağım. Böyle görünüyor şu an. Bayağı iyi duruyor bu arada. Bayağı iyi duruyor. Böyle ikonik fotoğrafları da Trendyol'dan aldım bu posterleri. Maalesef yapışkanlığı gelmiyor ama çok kolay bir şekilde yapışıyor ve çok kaliteli geldi açıkçası. Gördüğünüz gibi duvardaki yumruk izimi de kapattım. Anne bak çok güzel olmuyor mu? Evet. Ay baba ya, korktum. Annemi bekliyordum, bir erkek sesi çıkınca çok korktum. Anneni taklit ettim aslında ama olmadı mı? Gerçekten mi? He. Olmadı baba. Hiç inandırıcı gelmedi. Pardon. Şu an kötü olan duvarımı kapatmaya uğraşıyorum. Ve bayağı güzel oluyor bence. Arkadaşlar şu an böyle görünüyor. Tabii ki buraya daha bir şeyler yapıştıracağım bitmeden. Biraz daha yapıştıracağım yani. Bütün şeyleri buraya yapıştırsam mı, yapıştırmasam mı kararsızım. Ama yapıştırıcı bitti. Şimdi yine yapıştırıcı kullanmam lazım. Bu resimleri beğenmedim. Beğenmediklerimi asmıyorum. Çok düzgün yapmıyorum muyum ama? Baba. Metresel olarak. Eskiden baştan sağa mı yapıyordun? Şimdi fena değil. Ya bak fena değil mi? Düzgün yapıyorsun desen ölür müsün? Düzgün yapıyorsun. Hı, aferin adam ol böyle. Burası da bitti. Bence. Arkadaşlar şimdi böyle yapıştırdım. Daha fazla yapıştırsam mı? Kalorifere kadar hani gitse mi? Burada kalsa mı? Çok kararsız kaldım. Ya böyle bakınca asla kötü durmuyor. Ama galiba yapıştırmaya devam edeceğim. Çünkü hani daha fazla yapıştırsam daha güzel olacak gibime geliyor. Bunları soymak o kadar zevkli ki. Ama soyamadığınızda çok kötü oluyor.
Arkadaşlar şimdi babam bu raflar için çalışıyor. Böyle malzemeleri aldı. Rafı yapmaya çalışıyor. O sırada ben size bu tarafı göstereyim. Bu taraf tamamen bitti arkadaşlar. Ben çok beğendim. Hani kaliferle eşit olması için böyle tam eşit yapmaya çalıştım. Şuralara bile çok çok özen göstererek yaptım. Geçen sene değil ondan önceki sene de böyle bir duvar kağıdı yapmıştım yine. Ama o zamanlar buraya yapmıştım ve her yerine yapmıştım. Şu an çok daha güzel duruyor bence o zamanlara göre. Daha sarmaşıklarım var. Sarmaşıklarımı hem buraya hem şu şuralara yapmayı düşünüyorum. Şimdi buraları asmak için ayrı posterler çıkaracağım. Bir de YouTube tablomu oraya asmak istiyorum. Şimdi gidip poster çıkaracağım. İtalyan ama arkadaşlar şimdi diğer fotoğraf çıktı bayağı güzel. Evdeki yazıcı beni hayal kırıklığına uğratmadı. Oo burada çok ses var. Babam çok uğraşıyor, çok çabalıyor arkadaşlar. Buradan çıkar mı? Çıkmıyor. Arkadaşlar burasını da hallettim. Bence çok güzel oldu. Anne nasıl olmuş? Güzel. Bence manyak oldu. Babamlar şu an birinci rafı yaptı arkadaşlar. İkinciyi yapmaya çalışıyor. Ben bu raflara böyle dekorasyon ürünleri falan koyacağım. Raf bitirince daha sarmaşıkları yerleştireceğim. Buraları toplayacağız. Şu kutuları falan koyacak yer bulacağım. Ve bitecek ama daha hala işimiz var yani. Şimdi arkadaşlar ikinci rafı koyuyoruz. Çok heyecanlı. Ve... Alkışımı alayım. Evet. Raf da bitti. Şimdi buraya hemen birkaç bir şey koyacağım ki siz de nasıl olduğunu görün. Hemen o birkaç bir şey alıp geliyorum. Bekleyin. Buraya monster koleksiyonu yapmayı çok istiyordum. Şimdilik bunları koyayım. Bir de ben böyle marka kutularını koymayı çok seviyorum. Çünkü estetik duruyor. O yüzden bu Jordan ayakkabımın kutusunu koyabilirim. Onun içine Apple kutusunu koyarım. Dur. Bunları... Bunlar diğer parfüm ve kozmetik kutuları. Ya ben böyle koymayı çok seviyorum arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Böyle fantezilerim var benim. Şöyle altın bir şey olabilir. I don't wanna see your face. Will you stand by me? Cause I'm here. Ve tabii ki de kar kölesi dünyanın en güzel şeyi her zaman. Çöker mi bu? Aşağı koyarsam çökmez. Buradan düşüp kırılma ihtimali çok yüksek ama. Hayır hiç yüksek değil. Kötüyü çağırma. Bence çok güzel oldu sence. Ya burayı her zaman değiştirebilirim anladınız mı? Bu kutuları kaldırırım, başka şeyler koyarım. Ya da rafları kaldırıp başka bir şey bile koyabilirim yani. Önemli olan rafları koymamdı. Bu komodini biraz boş bırakmak istiyorum ama içine üstüne yine şarj aletimi falan filan koyarım. Aa daha bunlar var mesela. Bakın bunları da kullanabilirim. Hani şöyle. Ay bu raf hiç sağlam durmuyor yalnız. Çok korkutuyor beni. Deprem oldu an. Düşünemedim. Orada çok güzel durdu ama. Namazlar kaldıramam. Çok güzel durdu. Başka parfümler var burada falan filan. Şu cupcake şeyim var. Mumum var. Buraya koydum. Başka mumum var mı güzel? Bir de bunlar var. Buraya mum koleksiyonumu koyuyorum. Gördüğünüz gibi her şeyi koyabilirim buraya. Şuraya da mesela YouTube plaketimi koyarım. Zaten griler uyuyor. Abi yalnız odama çok güzel bir hava katmadı mı? Bunu nereye koysam? Hı? Bunu da aslında böyle astak o kadar güzel olur ki anne. Evet. Değil mi? Babamı çağır da çivi çaksın. Çok komik istedim. Ya da o taraf. Ne dersin? Ama bence buraya çakalım. Bu kısım. Ya da şöyle yapabiliriz. Ben böyle çok üst üste oluyor. Griyi bence... duvara koy bakayım. Aa. Ama burası da çok kalabalık oluyor. Evet. Bunları bence, bunları da bir yere asmanız lazım. Bence bunları da o duvara asalım. Hem kalabalık durmaz. Ne dersin? Hadi babam çağır o zaman. Ya da buraya. Burada nasıl duruyor? Ay anne en iyisi burası. O duvara hiç bulaşmayalım. Ne dersin? Bu duvar hem boş kaldı. Bu duvarı bir de düşmez müşmez insanlar çarpmaz etmez. Babam çağır çivi çaksın. Çağır mısın? Hadi çağır. Babişko!
Çivi alıp gelir misin? Adam artık küfür edecek. Daha sarmaşıkları unuttuk bu arada. Sarmaşıkları da arkadaşlar kesinlikle bu duvara düşündüm. Bir tanesini şöyle abi kesinlikle. Abi çok güzel olacak ya. Bu burası manyak bir şey oldu var ya. Şuradan başlayıp şöyle bir şey. Anladın mı? Anladın mı? Yapıyorum. Bekle. Yine çift taraflı bant her zamanki gibi hayat kurtarıcımız arkadaşlar. Bunu biraz kesmemiz lazım. Makas. Defne makası ver aşkım. Makas. Ya da böyle uzatacağım. Anne. Uzatayım mı keseyim mi? Uzatayım mı? Keseyim mi? Kes. Ama önce orayı bir yapıştır. Orada ortadan mı sarkacak o yönü? Evet. Ama oturan rahat oturamaz ki orada. Yani oraya fazla bulaştı. Hayır. Güzel oldu. Şurayı şöyle kenardan gelseydin. Ha, oraya yapıştırayım mı? Tabii olur. Onu diyorum. O yüzden çok uzun kalmaz. Oradan böyle şöyle gel. Arkadaşlar şimdi bir tane dalları buraya kullandım. Diğer 3 tane daha dalım var. Ya da 2 tane var. Galiba 2 tane kalmış. Neyse işte yo daha 3 tane falan var. Bunları ne yapacağım? Nereye asayım? Şuralara falan asabilirim. Ya ben bu full bu duvardan gitmek istiyordum aslında da çok mu bayar? Diye düşünüyorum. Bir tane daha. Şöyle assam. Annem. Aşkım oraya nasıl oturacaksın sonra? Oturacağım. Bağ bahçeliğinin altında oturmak istiyorum. O zaman tamam. Aa ya da şey yatağın üstüne de asabilirim. Çek bakayım mı? Oo burada çok güzel olacak. Değil o mi? Zaman da resimler gözükmez. Resimler çok gözükmesin. Umarım da zaten orada resim biraz sade kaldı. İlk yapışkanı buraya yapıştırıyorum o zaman. O kadar ani kararlar veriyorum ki bu yapışkanı çıkarmak çünkü imkansız yani. Güzel olmazsa çıkaramam da. Bakın çıkmıyor mesela şu an. Bu sarmaşıkları da 50 liraya falan aldım. 3 tanesini yani gayet uygun. Eğer siz de böyle odanızı dekor etmek istiyorsanız yine linkine bırakıyor olacağım galiba. Yani ben öyle düşünüyorum. Bırakırım diye düşünüyorum. Sakın sökünme. Sakın sökünme. Arkadaşlar şimdi burası bitti. Burası da bitti. Böyle iyice dal yaptım. Ben başka dal kullanmayacağım. Diğer dalları Defne'ye vereceğim. Çok heveslenmişti. YouTube bu şeyini buraya mı assam, buraya mı assam diye çok düşündüm. Baba sence nereye asayım? Bilmem. Sence? Kendi... Ben bilmiyorum. Sen ya nasıl bilmiyorum baba? Kendi fikrini söyle. Ben tavana asardım herhalde. Yukarıdan aşağı. Ya tavana nasıl asayım? Tamam o zaman buraya as. Çünkü makyaj dolabımla çok alakası yok. Tamam. Senin iyisi YouTube şeyini buraya as baba. Tamam. Adamcağız ne dersen tamam diyor. Bugün beni adliyede şikayet etsen de seni çok seviyorum. Gün babam bir savcının ve bir psikoloğun yanında benim için ergenliği çok zor geçiyor. Bize çok kötü davranıyor dedi. Ama ben babama kötü davranmıyorum bence. Şu halime bak. İşçi oldu. Memur adam işçi oldu arkadaşlar. Devlet memurunu işçiye başlattım. Dün de çocuk işçi çalıştırdım. Story'mi görmedin mi Defne? Defne'yi mi çalıştırdın? Evet Defne'ye duvar battım. Arkadaşlar son karar buraya asıyoruz. Çünkü aynadan böyle fotoğraf çekilirken burası da görünsün diye bence çok mantıklı. Şimdi buraya babam asacak. Çivi çakacak önce tabii ki de. Arkadaşlar birinciyi astık mükemmel duruyor. İkinciyi de asıyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane YouTube plaketi olan ilk çocuk YouTuber olabilirim ki bence öyleyim. Yani başka iki tane... plaketi olan 1 milyonun üzerinde abonesi olan tanımıyorum çocuk YouTuber. Arkadaşlar odam şaka maka çok güzel oluyor bakar mısınız? Daha bitmedi ama galiba ilk defa bu kadar güzel oldu yani en güzel olduğu hali falan. Yani şimdi iyice şey yapacağız tabii. Şu şeyde yapıştırınca diğer butonu çok güzel olacak. Buranın son hali bu şekilde. Böyle görüyorsunuz çok güzel oldu. Şimdi odamı iyice toplayıp buraları falan düzenleyip size son halini çekeceğim. Buralar zaten böyle. Çalışma masasını böyle değiştirdim. Buradaki alan çok açıldı bu arada. Burayı çok beğendim. Gerçekten çok güzel oldu. Bazı tereddütlerim vardı ama gerçekten beğendim. Zaten makyaj masamı hiç ellemedim ama birazdan buraları da toplayacağım. Toplarken de çekmeye çalışırım. Burası zaten hiçbir şey söylemiyorum. Bayıldım. Harika oldu. Tamam baba senin mesain bitti. Yövmiyeni IBAN'ını atarım. Papara hesabını aşağı bırak tamam. Bir zahmet öyle. Tamam tamam 300 liraya anlaştık. Evet babamı da çalıştırdım. Evet arkadaşlar şu an böyle. Şimdi biraz dinleneceğim çok yoruldum. Sonra buraları toplayacağız. Selam arkadaşlar.
Arkadaşlar yeni odama hoş geldiniz. Şimdi size kısa bir oda turu yapayım dedim. Tabii ki daha tam olarak toplamadım. Büyük bir çoğunluğu bitti. %99 bitti. İlk olarak burası var. Burada kitaplarımı azaltılmış bir şekilde buraya koydum. Ama daha giyinme odamda tonlarca kitap var. Burada biliyorsunuz kocaman bir kitaplık vardı. Hem derindi hem büyüktü. İhtiyacımdan çok daha fazla büyüktü. O yüzden onu kaldırdım ve yerine çalışma masasını buradan alıp buraya koydum. Böylelikle burada bir alan açılmış oldu. Çok daha rahat oldu. Buraya artık ders çalışmaya daha motive geleceğim. Buraya döndüğümüzde burada bir değişiklik yok. Cam vardı zaten. Bu koltuğu Defne'ye vermeyi düşünüyorum. Şimdilik buraya koydum. Bu duvara internetten Trendyol'dan aldığım posterleri yapıştırdım. Tekrar söylüyorum, siz de poster istiyorsanız Trendyol'da duvar posteri yazarak bunların bütün renklerine ulaşabilirsiniz. Reklam değil, hani beğenirsiniz diye söyledim. Bunları da çok beğendim. Odaya farklı bir hava katıyor ama çok fazla yapıştırınca işin ucu kaçıyor biraz. Yatağımda döndüğümüzde bu yatak örtümü yeni aldım ama videonun başında da vardı zaten, böyle gri bir şey. Buraya Pinterest'ten bulduğum fotoğrafları yapıştırdım. Burada iz var, duvar izi. Burayı kapatmak için yapıştırdım bunları. Şu küçük kağıtlardan yapıştırmadım çünkü onlar fazla küçük kalırdı bu duvara. O yüzden böyle büyük fotoğraflar yapıştırdım. Üstüne de çok ağır durmasın diye böyle dal serpiştirdim. Bu aynanın yeri farklı bir yerdeydi. Aynanın içinde de böyle çok karışık ama takılarım var. Aslında çok da takım yok. Bunlar annemle babamın eski takıları. Yine de burada duruyor. Hani bir zarar yok. Asıl amacı ayna benim için. Buraya döndüğümüzde buraya butonlarımı yapıştırdım. Bu 1 milyon plaketi. Bunu 2019-2020 yılında aldım diye hatırlıyorum. Bu çok eski. Bunu 2018'de almış olmam lazım galiba. 2018 6. ya da 7. sınıftaydım 100 bin plaketini aldığımda. Bunu aldığımda 8. sınıftaydım galiba. Yani bir yılda 900 bin abone falan yapmıştım ya da 2 yılda. Çok güzel zamanlardı. Burada koltuğum var. Bu koltuk benim odamda değildi ve pembeydi. Ben sonra internette gezerken puf bakıyordum, yani böyle koltuk bakıyordum. İstediğim bir koltuk bulamadım. Bulduklarımın da teslimatı çok geç geliyordu, 20 gün sonra 30 gün sonra. Hem de boşu boşuna paraydı. Ben de bir tane koltuk boyası satın aldım. Ve koltuğumu tek başıma çok azıcık annemden yardım alarak boyadım. Ve bulaşık süngeriyle boyadım çünkü doğru düzgün fırça bulamadım. Ve çok güzel oldu, baksanıza. Yani sadece çok azıcık sertleşti. O da yani hiç göze batmıyor. Normal kendi kumaşı böyleymiş gibi. Çok rahat bir ortam. Burada kitap okurum. İşte arkadaşlarım geldiğinde buraya oturur diye bu var. Buraya döndüğümde komodinimi artık burada kullanacağım. Hem yani yatağımın yanında bir işlev yok. Hem de oradan çıkıp buraya koyduğumda daha çok yer açıldı. Burada aldığım bir ödül var. Cinemaport'tan en iyi film müziği mesaj şotu sihirli davet ödülümüz var. Bu da benim hayatımda aldığım ilk ödül olabilir ya da ikinci ödül falan. Bir tane olması lazım ödülüm. Yok mu? Oha, sadece hayatımda bir tane mi ödül aldım? Çok kırıcı. Neyse. Sonra daha nicelerine. 2-3 yıl sonra 10 tane alırım. Sonra burada 2 tane kart var. Bunlar o duvardan arttı. Buraya koydum. Burada mumlar var. Burada buralar çok karışık arkadaşlar. Şu an boş durmaması için bu kutuları koydum ama büyük ihtimalle 1-2 gün sonra sıkılıp buraya daha farklı şeyler de koyabilirim. Hep burada da bunlar kalabilir. Şu anlık böyle mutluyum ama bu sarmaşıkları zaten hep birlikte yaptık. Annem biraz fazla oldu dedi ama ben çok beğendim. Bence az bile, yani çok güzel. Buraya döndüğümüzde zaten makyaj masam var. Makyaj masam 3 yıldır aynı, hiçbir şekilde değişmeyen tek şey olabilir. Çünkü bu makyaj masası hiç eskimiyor. Hem de zaten her zaman kullanabileceğim bir masa. Böyle ışıklı ışıklı alırken çok sevmiştim. IKEA'dan almıştım onu da. Ve odam bitti. Yine şuraları şöyle göstereyim. Alanlar geniş, her yer çok güzel. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz dekora videolarını istiyorsanız aşağıda yorumlarda yazarsanız belki salonda dekora edebiliriz annemden gizli. Ama şu an videoyu annem çekiyor. Gördü. Neyse, siz anladınız. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bye bye.